Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar, dolar-TL kuru analizi yapmadan önce sizlere bana karşı saldırıda bulunan hem de trollere hitaben bir 2-3 dakikalık eski bir dolar-TL kuruyla ilgili bir analizim vardı. Size bunu bir dinletmek istiyorum. Bunu dinledikten sonra da, seyrettikten sonra da yeni analizimize başlayacağız arkadaşlar. Şimdi dolar-TL için hangi hedef bölgesini vermişiz? Bize hedef bildirmeyen, sadece yukarıda destek, direnç veriyorsun diyen arkadaşlara da gelsin. Bakalım dolar-TL ile ilgili kim bizim kadar, benim kadar nokta atış yapmış? Sizlerle birlikte bunu bir görelim arkadaşlar. Hayırlı seyirler. Bu videodan sonra da arkadaşlar, 2-3 dakikalık bu videodan sonra da dolar-TL ile ilgili yeni analizimizi yapacağız. Şimdi videomuzu izleyelim. Yukarıya doğru 5.95 ve 6.30'lu seviyelere doğru hareketine devam edecektir. Şimdi arkadaşlar 7.20 oluşumumuzu nasıl bekliyoruz? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Bunun için grafiğimizi haftalığı alıyoruz. Grafiğimizi biraz da büyüteyim size arkadaşlar. Daha rahat görün. Evet, Dolar-TL 7.20'ye nasıl gidecek arkadaşlar? Dolar-TL'nin 7.20 hareketi de arkadaşlar, size şu şekilde çizeyim. Evet, şurada gördüğünüz arkadaşlar bir boyun seviyemiz var. Şurada da gördüğünüz bir fincan. Şu an arkadaşlar biz bu fincanın kulbunu yapıyoruz dolarda, görüyorsunuz. Şurası bize bu fincanın kulp seviyesini veriyor. Şöyle de biraz yapalım, renklendirelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bize 6.35'li seviyelerden geçmekte. Bu fincanımızın üst kısmı 6.35'li seviyelere geçmekte. Şurada da bir toba oluşumumuz vardı. Günlükte incelediğimiz arkadaşlar alt seviyesi 5.70, üst seviyesi de 5.95'ten geçen, alt seviyesi 5.70, üst seviyesi de 5.95'lerden geçen. Bunun hedefi de neresiydi arkadaşlar? 6.35'li seviyeler. Şuradaki 6.35'li seviyeler. Evet, bu 6.35'li seviyenin kırılmayla da birlikte arkadaşlar buradaki fincan kulbun hedefi dolar TL'de 7.20 seviyesine gidecektir. İşte size anlatmak istediğimiz 7.20'li seviyeler arkadaşlar. Beklentimiz olan 7.20'li seviyeler dolar TL'de teknik olarak bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Kandırmaca, hile, hurda yok. Yaptığımız çalışmaların ispatı da ortadadır. Beklentimiz olan 7.20 de Allah'ın izniyle inşallah ekonomimize de bir zarar vermeden kademeli bir şekilde bu şekilde oluşmasını beklediğimiz seviyemdir arkadaşlar. Sizlere bunu anlatmak istedim çünkü bununla ilgili çok troll mesajları alıyorum. Bunu uyduruyorsun, kafadan atma şeklinde. Fakat oluşum ortada arkadaşlar. Sizler de bu oluşumu benimle birlikte takip ettiniz. Nasıl oluşacağını, nasıl 7.20 seviyesine de gideceğini gördünüz. Artık son kararlar sizin. Biz sadece olayı teknik yönden inceliyoruz. Bunun beklentisini, kararlarını verecek olan da sizlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostlarım, geçmişteki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Dolar-TL'de yeni güncel grafiğimiz şeklinde yorumlayabileceğimiz yeni teknik çalışmamızı sıfırdan başlayalım. Dolar-TL artık çok önemli bir seviye haline gelmiştir. Şurada gördüğünüz tepe seviyesi 7.23.50. Şimdi bu seviyenin neden çok önemli olduğunu sizlere açıklayacağım.
Dolar TL kurunda 7.23.50 seviyesinde günlük kapanışların gelmeye başlaması halinde arkadaşlar. Dün itibariyle bu 7.23 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış gelmedi. Bugün de takip edeceğiz. 1-2 gün ve haftalık bir kapanış bu 7.23 dolar TL'nin hedefi o zaman arkadaşlar. Bakın şurada aşağıda gördüğünüz 4.85 yukarıda da gördüğümüz 1.23 dolar TL bu 7.23.50'nin üzerine atar arkadaşlar. Takribi de hedefi dolar TL'nin o zaman 9.60 seviyesine kadar gider arkadaşlar. Şurada ki 9.60 seviyesine kadar 7.23.50 üzerinde kalması dolar TL'yi 9.60 seviyesine kadar yukarı yönlü götürür arkadaşlar. Bu maalesef dolar alınmaması, bir swap anlaşması yapılmaması ve ülkeye dolar girmemesi halinde dolar TL'nin maalesef karşı karşıya ülkeye bir döviz girmemesi durumunda buradaki fiyat kadar bu 7.23.50'nin üzerine koyar ve dolar TL hareketler gelebilir arkadaşlar. Dolar TL'de 7.23.50 üzeri kapanışlar çok ciddi sorunlara dolar TL'yi sokabilir arkadaşlar. 7.23.50 yakınen takibimizde olur. Çalışma yapıp yapamayacağı tarafımızdan takip edilecek. Arkadaşlar 7.25. Şurada gördüğümüz 7.25 direncimiz var. 7.25 üzerinde de dolar TL'de 7.32 seviyelerinde şimdilik kısada direnç seviyeleri gözükmekte arkadaşlar. Takip etmemiz gereken önemli direnç seviyeleri olarak gözükmekte. Dediğim gibi arkadaşlar 7.23.50 takibimizde olacak. 7.23.50 üzerinde her kalışlar dolar TL'yi yukarı yönlü maalesef hareketlerine sebebiyet verecektir. Geri yönlü çekilmelerde 7.17 önemli bir seviye, destek seviyesi olarak göze çarpmakta. 7.17 seviyesindeki destek de takibimizde olacak. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur arkadaşlar. Merkez Bankası da eminim bunları görüyor, izliyor ve buna göre bir öngörüleri, planları vardır diye düşünüyorum. Öngörüsüz bir merkez de zaten hiçbir işe yaramaz. Mutlaka bir planları vardır. 7.23.50 takibinizde olsun. 7.23.50 üzerinde kaldıkça dolar TL karşısında her zaman daha da güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Ve hatta 7.23.50 üzerinde haftalık kapanışlarda yaparsa dolar TL 9.50'ye kadar maalesef dolar TL'nin de önü açık gibi gözükmekte. Verdiğim seviyeler takibinizde olsun. Günlük kısa vazlı destek ve direnç noktalarını tekrardan sizlerle paylaşacağım. Bu seviyeleri takipte olacağız arkadaşlar. En kısa yukarıda 7 dediğim gibi 25, 32, 44 ve 63 dirençleri gözükmekte. Ve hatta 8.05'e kadar dirençler gözükmekte yukarıda arkadaşlar. Aşağıda da en kısadaki destek noktalarımız 7.17, 7.13 bölgesinde. Şu an itibariyle dolar TL kurunda gözükmekte. 7.13 üzerinde kaldıkça kısada bakın arkadaşlar 7.13 üzerinde kaldıkça kısada dolar TL'de hareketler hala yukarıdır. Dolar TL'de satış yapmamış olan arkadaşlar varsa da 7.13'ü takip edebilirler. 7.13 kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin devamında
bekleyebilirler. Daha orta bazlı, uzun bazlı düşünen arkadaşlar da 7.02 seviyesindeki destek bölgesini takip etsin. 7.02 de orta bazlı al satta bulunmayan arkadaşlar için önemli bir seviye. Kırılmadıkça yukarıda 8.06 ve 9.50 seviyeleri maalesef dolar TL'de herhangi bir swap anlaşması veya ülkeye bir döviz girişi olmadığı müddetçe yukarıda baskılanabilecek bir bölge olarak göze çarpmakta. Dolar TL ile ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibarettir arkadaşlar. Yeri geldikçe grafiklerimizi güncelleyeceğiz. Bizler de yeni stratejiler ve öngörüler geliştirmeye çalışacağız. İnşallah herkes için ve ülkemiz için hayırlı bir sonuç ve fiyatlama çıkar. Şimdilik söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.